kadarı saygı değer versinler büyük Türk milleti. Bugün Karabağ'ın işgalinin 19. yıl dönümünü anmak, 19 yıldır topraklarımızı işgal eden ve bunlara göz yumanları lanetlemek için toplandık. Bundan 19 yıl önce 26 Şubat 1992 gecesi arkasına bütün Türk düşmanı dünyayı almış Ermeni, Karabağ'ı adım adım medeni geçinen bütün alemin gözlerinin önünde işgal ederken Hocalı'ya saldırmış ve bir gecede Azerbaycan'la 613 kandaşımızı halletçe şehit etmişti. Bir gecede yurtlarından sürgün edilmiş ve yollara düşmüş kandaşlarımızdan 83'ü çocuk, 106'sı kadın, tam 613 kandaşımızı katletmişti. 500 kadar Karabağlı Türk'ü ağır yaralandı, ölüme terk eden Kalleş Ermeniler 1275 kandaşımızı da rehin almıştı. Sayısı hiçbir zaman tespit edilemeyen yüzlerce Türk, yıllarca kapı komşuluğu yapmış Ermeniler tarafından gözleri oyularak, kafaderiler yüzülerek, diri diri toprağa gömülerek katledilmiş, hamile kadınların karnı yarılmış, annelerin gözü önünde çocukların uzuvları kesilerek işkenceyle şehit edilmişler. Bugün medeniyetten bahseden, bir ferdi için dünyanın her yerinde işgaller yapan, cinayetler işleyen, büyük operasyonlar düzenleyen bütün dünya söz konusu olan Türklük olunca gözlerini kulaklarını kapatmış, görmezden gelerek bu cinayetlere ortak olmuşlardı. Müslümanlıktan geçinen İran, ikmal yollarını bile kapatmamış, oluk oluk kan döken Ermeni'ye en büyük desteklerden birini vermişti. Türkiye Cumhuriyeti bile diplomasi, demokrasi gözetirken bir taş atımı mesafede yüzlerce kardeşimizin kanı dökülmüş, binlerce yurdundan göçkün edilmişti. Karabağ'ın işgali esnasında özellikle Şuşa'daki Türklüğün en kıymetli eserlerinin bulunduğu 22 müze, milyonlarca kıymetli eserin bulunduğu 927 kütüphane, sayısız arkeolojik abide, türbe, saray, gözü dönmüş katil Ermeniler tarafından talan edilmişti. Birkaç gün içinde bütün insanlık aleminin, bütün Türk dünyasının gözünün önünde insanlık tarihinin en adi cinayetleri, en rezil tecavüzleri, en huhar katliamları gerçekleşmiş. Fakat ordular besleyen, marşlar söyleyen bütün bir Türklük sus pus seyirci kalmış. Medeniyetten dem vuran bütün dünya en büyük barbarlığa seyirci kalmıştır. Biz bugün tek Ermeni'nin burnu kanasa dünyayı ayağa kaldıran, işgalci Ermeni'yi hatırlı misafir gibi besleyenleri, Türklüğün akan kanına basıp geçen iktidar sahiplerine, bunlara rağmen Türk milletine soykırımcı diyenleri, siz yaşayan Türklük sevdalılarına, gazi şehitlerimize şikayet ediyoruz. Dünya Türklüğünün kardeşliği bugünkü ayrı devletlerden çok çok eskidir. Parça parça olmuş devletler, kanımıza susamış eli kanlı düşman milletler, medeni geçinen dünyanın ağır silahları, iktidar sahiplerinin siyasi menfaatleri Türklüğün kardeşliğine, birliğine zarar veremeyecek. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve buradan bütün bir dünyaya açıkça ilan ediyoruz. Kandaşlarımızın kanı yerde kaldıkça, işgalci Ermeni Karabağ'dan çekilmedikçe, Türk'ün esir yurtları azatlığa kavuşmadıkça, zafer Türk'ün olmadıkça, hiçbir anlaşmayı, hiçbir barışı kabul etmiyoruz. Ve yine buradan sesleniyoruz ki, tarihin bu en huhar katliamını, bu katliam acılarını çok kez yaşamış olan yüce milletimizin sesine kulak vererek ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında yanlarında olduklarını göstermek maksadıyla Hocalı katliamını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soykırım olarak yasalaştırılmasını istiyoruz. Yanı başındakini yok saymak Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz. Unutmak ihanettir. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Türk yurdunda Türk hakim olana kadar Türkçülerin savaşı sürecek. Türk ülkü sağ olsun, Türk ülkü var olsun, Tanrı Türk ülkü olsun, Tanrı Türk ülkü olsun, Tanrı Türk ülkü unutma, kardeşine sahip çık, Hocalı'yı unutma, kardeşine sahip çık.